Merhaba ben John Green. Hızlandırılmış dünya tarihi dersinde zaman tanrım. Bugün savaş hakkında konuşacağız. İmdat her yer patlıyor. Genel olarak tarihçiler savaşlara çok düşkündürler. Çünkü başı, sonu ve arasında olanlar kolaylıkla anlatılabilir. Ayrıca yeteri kadar ölüm, dram ve yaralı bir generalin anlamlı son sözlerini içerebilir. Mesela şu nehri geçelim ve ağaçların gölgesinde biraz dinlenelim gibi. Halbuki vebalıların son sözleri hep aynıdır. Ah, vebalılar lütfen kusura bakmayın. Sanki başınızda yeterince bela yokmuş gibi bir de üstüne ölüm sancılarınıza dalga geçiyorum. Savaşları ne zaman, nerede, kiminle ve nasıl sorularıyla anlatmak kolaydır. Örneğin 1861 ile 1865 yılları arasında Amerika'nın kuzeyi ve güneyi köleliği bitirip ABD'yi birleştirmek için savaştılar. Bay Green, Bay Green, bize anlamadığımızı düşündüğümüz ama geri planda kalmış karmaşık gerçekleri de anlatacak mısınız? Geçmişteki halim kusura bakma, evet. Ama biraz daha ilginizi çekmek için birkaç patlamaya daha ihtiyaç Bun 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 bun. 17. ve 18. yüzyıllarda birçok savaş yaşandı. Bugün 7 yıl savaşlarını inceleyeceğiz. Bu savaşta Fransızlar ve Kızılderililer bile savaştı. Hatta küresel ölçekte gerçekleşen ilk büyük savaştı. Winston Churchill'den aşağı kalmayan bir tarihçi bunu 1. Dünya Savaşı olarak bile adlandırdı. Hızlandırılmış kursumuzda fazlasıyla Avrupa merkezli olduğumuzdan biz buna tüm Avrupa'yı kapsayan savaş demekle yetineceğiz. Prusya ve Büyük Britanya, Fransa ve Avusturya ile savaştı ve Avusturyalı Habsburglar... Silesya'yı geri almak istediler ama başarısız oldular. Savaşın özeti bu sana bu kadar yeter Avrupa. 7 yıl savaşları kaç yıl sürdü söylemek isteyen? 23 yıl. Uf geçmişteki benden nefret ediyorum. Görünüşe göre bu cevabı kafadan attı ama yanlış da değil. ne kadar sürdü? 7 yıl savaşı 1756'da başladı ve 1763'te bitti. Siz inanmasanız da birçok tarihçi 7 yıl savaşlarının 23 yıl sürdüğünü düşünüyor. Avustralyalılar için savaş gerçekten de daha uzundu. Bu dersimizde geçen 1754'ten 1763'e küresel 7 yıl savaşları isimli kitaptan alındı arkadaşlar. Bu da 9 yıl eder. Başrolde İngilizler ve Fransızlar vardı. Burada Batı yakası hikayesi veya *Beet* filmindeki bıçaklı kavga sahnesini tekrar canlandırıyorlar. Bazı İngilizler aslında artık Amerikalıydılar ve hem İngilizler hem de Fransızlar Amerikalı yerliler tarafından desteklendiler. Ayrıca Hindistan'da da Hintli yerlilerle İngilizler ve Fransızlar arasında bir savaş vardı. Bir yandan daha önce söylediğimiz gibi Fransızlar Prusyalılarla İngilizlerse Avustralyalılarla savaşıyorlardı. Nerede? Avrupa, Kuzey Amerika, Karayip Denizi, Afrika açıkları, Hindistan, kısacası tüm dünya. Peki neden? Tabii ki toprak için mi? İngiliz sömürgeciler başlangıçta edindikleri 13 koloniyi batı iki topraklara genişletmek istediler ve bu toprak teknik olarak Fransızların da onlar da bu toprakları birkaç ticaret merkezi haricinde kendi başına bırakmışlardı ve sanki je ne sais pas anglais diyorlardı. Lisede 4 yıl boyunca Fransızca öğrenmiştim. Neyse işin aslı tüm topraklar tüm bunlar toprak için değil eski dostumuz ticaret içindi. İngilizlerin Amerika'nın iç kısımlarına doğru ilerlemek ve daha çok kolonileşmek için bir sebebi vardı. Hem Amerika'dan getirdikleri ham maddelerden hem de Amerika'ya gönderdikleri İngiliz yapımı ürünlerden fayda sağlıyorlardı. Daha fazla koloni daha fazla ticaret demekti. Bu da daha fazla zenginlik ve daha komik ekonomik şapkalar anlamına gelir. Fransızlar da uyumuyordu tabii İngilizlerin Atlantik üzerinde yaptığı deniz ticaretinin çok karlı olduğunu ve İngilizleri çok zengin ettiğini anladılar. Hatta İngilizler daha da zenginleşmek için Karayipler'deki şeker köleliği üzerine kurulu Fransız kolonilerini hedef alabilirlerdi. Böylece savaş başladı ve İngilizler kendi birliklerini gönderirken ilk çatışmalar koloni milisleriyle yapıldı. Muhtemelen en meşhur İngiliz Birliği Komutanı Virginia'daki Albay George Washington'dı. Kendisi ilk ateş emrini 4 Mayıs 1754'te yaşanan muharebede verdi. Sonra Washington bu muharebede muharebede esir düştü ama hızlıca salı verildi çünkü 18. yüzyıldaki bu savaş çok garipti. Kuzey Amerika'daki asıl savaşlarsa New York ve Kanada'da yaşandı. Örneğin 1759'daki Abraham Ovası muharebesinde İngilizler Fransızları yenilgiye uğrattı ve Quebec şehrini ablukaya aldı. Bu karşılaşmada hem İngiliz General Wolfe hem de Fransız General Montcalm öldü. Wolfe'un ölümü Benjamin West'in bu ünlü eseriyle ölümsüzleşti. Resimde de görüldüğü gibi Kuzey Amerika'daki hemen her muharebede yerliler önemli rol aldılar. Farklı kabileler hem İngilizleri hem de Fransızları destekledi destekledi. Daha geniş bağlamda ele alırsak yerliler daha çok Fransızları desteklediler diyebiliriz. İşte bu noktaya kadar kurnaz yerli kabileler Fransızlarla İngilizleri birbirlerine düşürerek kendilerine özellik sağlamayı başardılar. Fransızlar olduğu sürece İngilizlerin hadlerini aşıp Amerikan yerlilerinin avlandıkları ve tarım yaptıkları topraklara girmeleri engellendi. Coğrafi olarak izole olmalarından ve yazılı bir diller olmamasından dolayı Kızılderililer hakkında pek fazla konuşmadık değil mi? O halde onlara bir düşünce boluna ayıralım. Avrupalılar gelmeden önce Amerikan yerlilerinin çoğu kabileler halinde yaşıyor köylerlerde geçimlerini küçük ölçekli tarım yaparak sağlıyorlardı yaşadıkları yere bağlı olarak avcı toplayıcılık da yapıyorlardı Kabilelerin sayısı çoktu ve sosyal yapıları genişletilemeyecek kadar birbirinden farklıydı. Fakat Avrupalılara kıyasla kadın erkek arasında çok daha fazla eşitlik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kabileleri esir düşen Avrupalı kadınlar bazen kurtarılmak yerine kabilede kalmayı tercih ediyorlardı. Amerikan yerlileri hakkında söyleyebileceğimiz diğer bir şey ise toprak sahipliği algısının Avrupalılara göre çok daha farklı olduğudur. Kızılderililer de Avrupalıların anladığı anlamda bir toprak sahipliği söz konusu değildi. Toprağı sadece kullanıyorlardı. Bu sebeple Avrupalılar ilk geldiklerinde yerlerin toprağa ekip biçtiklerini anlamakta zorlandı. Çünkü yerlerin tarımcılığı da Avrupalılardan çok farklıydı. Fransızlar ve İngilizler toprağa sahiplenmedikleri için yerlilerin tarımı geliştirmediklerini varsaydılar. Böylece Avrupalılar bu toprakları sahiplenme hakları olduğunu düşündüler. Anlayacağınız üzere toprak ve tarım konusundaki yaklaşım farkı sıkıntı yarattı. Genel anlamda Kızılderililer Fransızlarla Hollandalılardan veya İngilizlerden daha iyi anlaştılar. Bunun sebebi bir Fransızların sayısı daha azdı ve çoğu tüccar ya da kürk avcısıydı. İki Amerika'ya giden Fransızlar genelde Katolik ve Cizvit misyonerleriydi. İşte bu iki sebepten ötürü daha iyi anlaştılar arkadaşlar. Misyonerler yerlileri devşirmek için Kızılderili dillerini öğrendiler ve Katolikliği onlara daha iyi anlatmaya çalıştılar. Savaşa dönecek olursak bu savaş Fransızların Amerika'daki varlığını zayıflattı. Böylece yerliler Fransızlarla İngilizleri daha fazla birbirlerine düşüremediler. Bu durum İngiliz yerleşimcilerin akınına yol açtı. Sonuç olarak 7 yıl savaşlarının en büyük kaybedeni de Kızılderili'di deliller oldu. Teşekkürler düşünce balonu. Karayiplerin 3000 kilometre güneyinde şeker kolonileri için Fransızlar ve İngilizler arasındaki mücadele ise devam ediyordu. Çok sayıda deniz savaşı yaşandı ve 1761'de bu savaşlara İspanyollar da dahil oldu. Çünkü bildiğiniz gibi onların da şeker kolonileri vardı. Bu muharebelere çok yer ayırmamıza rağmen taraflar için en büyük tehlike hastalıklar oluşturuyordu. 1761 yılına gelindiğinde İngilizler savaşlarda 1000 adam kaybettiler. Hastalıklarla ise 5000 adam kaybettiler. Bu sırada Doğu Afrika'da İngilizler ve Fransızlar Fransızlar gene savaşıyorlardı. Çünkü başka ne yapsınlar? Sen Louis olarak adlandırılan ticaret merkezinde İngilizler Fransızlara saldırdı. Sen e, beni doğru telaffuz etmeye zorlama. Tamam sen Louis ve Senegal'de bulunan Gori isimli bir diğer kasabaya da saldırdılar. Neden mi? Tabii ticaret için. Senegal Arap Samkı diğer adıyla Gam Arabik'in ana kaynağıydı. Gıda sektörü için birçok sebepten ötürü önemli madde olsa da en önemlisi diyet kolanın içine mentosu atınca köpürmesini sağlayan bileşendir. Haliyle İngilizler buna da göz koydu. Başka bir yere bakalım. Fransızlar ve İngilizler Hindistan'da da savaşıyor. 18. yüzyılda Hindistan Babür İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Yanlış mı söylüyorum Babürlüler? Neyse ki doğru söylemişim ama tarih boyunca Hindistan'daki gerçek güç hep bölgesel krallara ve prenslere ait olmuştur. Bazen e, Nivaps da denir. Bu prensler de tıpkı Avrupalı meslektaşları gibi güç ve daha fazla toprak için rekabet ediyorlardı. Bunun için de sıkça askeri desteğe ihtiyaç duyuyorlardı. Özellikle Avrupa'dan. Şimdi söyleyeceğim şey belki de 7 yıl savaşlarının en kötü şöhretine sahip olayı olabilir. Kalküta'nın kara deliği. <laughs> 1756 Haziran'ında Hindistan'ın büyük yerleşim yerlerinden Kalküta'nın İngiliz valisi Roger Drake, Nivab Siraj-u Duhallah'dan gelen temsilciye hakaret etme hatası yapar ve tüm şehir sonucuna katlanır. 30 bin kişilik ordu 500 kişilik İngiliz garnizonunu kuşatınca Drake kasabadaki bazı kadın ve çocukları da yanına alıp yakındaki ilk gemiyle kaçar. Eski bir de önce kadınlar ve çocuklar bir de valiler. Vali kaçsa da askerler şehri savunmaya çalıştılar ve hayatta kalan esirler küçük penceresiz odalara hapsedildiler. Bu zindanlar kara delik olarak bilinir. 63 esirden 40'ı o gece havasızlıktan boğularak öldü. Bu hikaye nasıl olduysa 1 milyon insanın ölümünü açan bir savaşta çok ünlü oldu. Çünkü İngiliz basını halkın Hindistan'daki savaşa destek vermesi için rakamları abarttı da abarttı. Düşman vahşetinin savaşa destek yaratmak için bu şekilde kullanılması ne ilk ne de sondu. Bu konuyla ilgili en ilginç detaysa en azından başlangıçta dünyanın bu kısmındaki askeri eylemler de devletler taraf değildi. Savaşanlar kendi orduları olan büyük şirketlerdi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ise aralarında en ünlü olan tüm başarılarını Robert Clay isimli üst düzey askeri yeteneklere sahip bir lidere borçluydu. Aa açık mektup zamanı. Robert Clive'a açık mektup. Önce gizli bölmede ne var ona bakalım. Aa baloncuklar. Bu çok anlamlı zaten. İngiliz Doğu Hindistan şirketi balon gibi şişen bazı pazarlara erkenden dahil oldu. Hmm baloncuklar. Sevgili Robert Clive, ilginç bir adamdın ve pek de sempatik değildi. Buna rağmen 1757'de Plassey'de çok önemli bir muharebe kazandı. Nasıl kazandığınsa bize Avrupa'nın kolonileriyle ilişkilerine dair önemli fikirler veriyor. Başarının anahtarı Sets isimli Benegalli bankacı ailenin o zamanki Navab'ı devireceğine dair bir komplo teorisi ortaya atmandı. Hayır Stan, Sets. Evet, lütfen. Ha, yapma. Kurduğum bu tuzak sayesinde yeni Nivab senin şirketinle hemen anlaştı. Doğu Hindistan şirketi. Ondan sonra İngilizler Bengal ticareti üzerinde söz sahibi oldular. Fransızlarsa dışlandılar. İpek ve ucuz pamuklu giysi üretimi yapıldığından burası son derece önemli bir bölgeydi. Bu da İngilizler için Fransızlara karşı önemli bir avantaj sağladı ve zamanla Hindistan'ı kontrol altına alma imkanı verdi. Ve bunu ihtilal için insanları kışkırtarak başardın Robert Clive. Sen bunu tek başına yapabiliyorken neden CIA bir türlü beceremiyor bunu? En iyi dileklerimle John Green. Muhtemelen buraya kadar anlattıklarımdan Fransızların sürekli muharebeleri kaybederek sonunda savaşta mağlup olduklarını anlamışsınızdır. Barış Anlaşması 1763'te Paris'te imzalandı. Anlaşmaya göre Fransızların Karayipler'deki, Hindistan'daki ve Kuzey Amerika'daki güç ve mevcudiyetleri kısıtlandı. Tabi tamamıyla değil yoksa 1803'te Louisiana'yı Thomas Jefferson'a satamazlardı. Fransızlar çok kan kaybettiler ama aynı zamanda Britanya'da zayıflamış olduğuna adilen bahsedilen şey ise savaşın insan maliyetidir. 7 yıl savaşlarında 1 milyon asker yaşamını yitirdi fakat bu hikayenin sadece bir kısmı. 18. yüzyılda ordular kendilerini etrafı yağmalayarak beslediler. Kaldıkları yerleri ve köyleri talan ettiler. Prusya'da sıradan bir köyün nüfusunun beşte bir yağmalandığı esnada öldü. Kuzey Amerika'nın sınır bölgelerinde yaşayanlarsa sürekli yağmalanma endişesiyle yaşadılar. Daha da az bilinen bir şey var. O da Fransız göçmenlerin soyundan gelenler sistematik olarak Menden Louisiana'ya sürgün edildiler ve burada Kajun adını aldılar. Bu şu anlama geliyor. Televizyondaki ıstakoz savaşları ve bataklık savaşlarında gördüğünüz insanların hepsi aslında aynı insanlar. Bu neydi şimdi ha? Bataklık savaşları diye bir televizyon programı yok mu? Sen her şeyi iptal et ve bana hemen Discovery Channel'ı bağla. Savaşlar hakkında son bir şey daha. Savaşlar pahalı çok pahalı. 1756'da İngilizlerin ulusal borcu 75 milyon pound'du. 1763'te ise bu rakam 133 milyon pound'a çıktı. Birilerinin bunu ödemesi gerekiyordu ve İngilizler Amerikan kolonilerinin bu borcu ödemesinin adil olacağını düşündüler. Amerikan Devrimi'ni ve ABD'nin bağımsızlık sistemini körükleyen o belgeler 7 yıl savaşlarının doğrudan sonucudur. O zaman 7 yıl savaşları ilk İngiliz imparatorluğuna mal oldu diyebiliriz. Ama bunun küresel bir savaş olduğunu hatırlatırsak, özellikle Hindistan'da neler olduğunu düşünürsek 7 yıl savaşlarının çok büyük olan ikinci İngiliz imparatorluğunun başlangıcı olduğunu da söyleyebiliriz kazanmak kaybetmektir ve kaybetmekte kazanmak. Hayat böyle, tarih de böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere.